do shit. Andrew made the beat hit. Baby on his money shit. I'm not a button politics. Go with her. Kinda love cheddar. Also love feather, but the bread a little better. Come on, let's off. Let's hear a TikTok. Watch a drip drop. Benim kadar sevini rastlamadıysan dertlere çare bulamadıysan gittiğin yerlerde şarkı kaldıysa geri dön. Çılgın şarkılar tatilde. Üst üste video atarak combo yapmaya çalışıyorum. PlayStation'da bir Tekken diye bir oyun vardı. Combo atıyorlar böyle. King diye bir karakter var. Kaplan kafalı böyle çat çut çat çut. Kolunu bacağını kırıyor. Bütün canını götürüyor. Perfect yapıyordu. Combo atmak bize düşer. Combo atmayı iyi biliriz. Geçen bir yorum geldi. Hatta bugün geldi ya. Abi 1.32-1.36 ölçekte arabalar var. Onları niye çekmiyorsun? Yakaladın beni. Öyle bir şey yapacaktım zaten ama bu yorumu bekliyordum. Konuyu biliyorsunuz. 1.32, 1.36, 1.38 ölçekler. Çek bırak camiasının ünlü isimlerinden ve çok bilinen bir marka. KinSmart. İtiraf etmek gerekirse Hotwheels'ten önce KinSmart biriktiriyordum. 7.5 liraya alıyordum bir zamanlar. Şimdi 60-70 liralara, 80 liralara kadar çıkmış. Bu videoda 10 adet süper sport araba inceleyeceğiz. 10 yeterli bir sayı. Böylelikle ilk bölümü başlatmış olduk. İkinci bölümde bir 10 tane daha inceleriz. Üçüncü bölümde 10-10-10 gideriz yani. İçerik bol. Çok fazla araba var. Daha 1.18'ler var. Onlara da geçeceğiz. Figürler var. Arka tarafı görüyorsunuz. Daha sık videolar gelecek. Ama yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce abone ola bas. Like, zil, yorum, takıl. Çok sık soruyorsunuz abi işte markete ne zaman araba gelecek, ben haberini vereceğim, tamam? Takipte kalın. KinSmart garajıma giriş yapıyoruz şu an. Hazır mısınız? Mekana geldik. Ya sizin orada ne işiniz var Allah aşkına ya? Arabalar gerçekten güzel. Yani birçok çek bırak markası var. Benim en beğendiğim KinSmart'lar. Bunların hepsi KinSmart. Hadi başlayalım. 10 tane alacağım şimdi buradan. Evet, kahvemiz tamam. Zeminimiz güzel. Artık videoya başlayabiliriz. Tartımız geldi. Bu ilk video olduğu için çek bırak arabalar hakkında ebatsal bilgiler vermek istiyorum. Mesela sıradan bir Hot Wheels. Lamborghini mesela. Sıradan bir Hot Wheels ne kadar? Geçen hatta birisi bunu sormuştu. Abi ne kaç gram? Ya ne bileyim al 30'larda bir şey. 33 gram. KinSmart bir Lamborghini. 113 gram. Buna göre iki Lamborghini, ya öyle bir soru sormayacağım da yani kafanızda canlansın. Boyut olarak da bu ebatlarda. Arada bayağı bir fark var. 1.64. Bu kaçtı? 1.38 mi? Abi yine şu acı tabloya. 10 liraya almışım abi. Arabayı 10 liraya almışım. 1.38. İlk arabamız o zaman bu olsun. Daha önce de bahsettiğim gibi hani birçok marka çek bırak arabalar var. Veli, RMZ Sti, Real Toys. Bana en gerçekçi gelen KinSmart'tı. O yüzden KinSmart'ta başladım. Bu arabaların en belirgin özellikleri çek bırak olması. Ayrıyetten de sadece kapılarının açılması. Başka herhangi bir kaput, bagaj hiçbir şey açılmıyor. 1.24 araçlarda önden ve arkadan bir kısım açılıyor. 1.18'lerde de her yer açılıyor. Mat sarı renge sahip. Bak parlamıyor. Kapıları tuhaf bir şekilde yukarı kalkıyor. Yani normalde düz kalkması gerekirken ilginç bir açıyla açılıyor kapıları. Logosunu yapmışlar. Bakın orada bir boğa resim var. Farları cam. Gayet güzel duruyor. Jantlar, Lambo'nun jantları 5 kol. Her an yeni bir terim çıkabilir çünkü farklı bir şey inceliyoruz şu an. LP700 yazıyor. Bu yazıyı yeni fark ettim şu an. O kadar küçük bir yazı. Stop cam şeklinde. Boyamamışlar. Direkt cam stop var. Aventador yazıyor. Arkada bir egzozu var. Onu parlak yapmışlar. Yine Lamborghini yazısı. İnce bir stop. Aslında bayağı detaylı ve güzel araçlar bunlar. Yine arka kısmı cam. İçinde motoru gözüküyor. Hatta Lamborghini yazısı da var. Motorun üzerinde yazıyor. İç kısmı da yine bu şekilde. Yani gayet güzel. Canınız çekti değil mi? KinSmart çekti. Abi nerede satılıyor, gidip alacağım falan. Bunu zamanında 10 liraya almışım. Nereden aldığımı bilmiyorum. Sıradaki aracımız Bentley Continental. 1.38 ölçekte bu da. Şirin Baba mavisi. Az önceki modelde olduğu gibi farları şeffaf. Cam şeklinde. Logosu ve plakalığını yapmışlar. Rızgaralarına kadar yapılmış. Dikiz aynaları olsun. Farklı bir janta sahip. Cabrio model. Koltuklarındaki logolara kadar var. Hatta içine biraz yakınlaşalım. Yani gördüğünüz gibi kalorifer ızgaralarına kadar, direksiyon, her şeyi, radyo, tuşlar falan. Çek bırak arabada böyle detayların olması çok hoş açıkçası ve çok da beğeniyorum bu araçları. Yine arka kısmı gayet hoş. İki çıkış egzoz var. Belirgin bir şekilde. Stop
Lambaları da yine cam. Altta bakmaya gerek yok. Alt kısımları genelde bu şekilde oluyor. Böyle kapıları da açılıyor. Bak bak, metal, Super Sports yazıyor bak. Sıradaki aracımız gelsin. En son aldığım King Smart bu. Pagani Huayra. Bu Huayra alamet değil. Çok kötü bir espri yaptım. Burada Huayra yazıyor. Rengi gayet güzel. İnce farları var. Şurada yine logosu var. Buralar karbon. Aynalar kırıldı kırılacak. Yani hiç dokunmuyorum o yüzden aynalarına. Böyle böceğin duyargası gibi ayna yapmışlar. Veya yayın balığı. Yine farklı jant kullanmışlar. Dikkat ediniz, 3 modelinde jantları farklı. Pagani Huayra yazıyor. Arka kısmı efsane. Stoplar harika yapılmış. 4 çıkış egzoz var. Paganilerin en belirgin özelliğidir bu. Pagani Zonda'da da var. Hepsinde var şu 4 tane egzoz. Arkada yine Pagani. Küçük bir stop var. Burada da yine bak. Spoiler'da yine bir stop var. Detaylar oldukça iyi. Yine üst kısmı karbon. Arka kısmından motor gözüküyor. İç kısmı da bu şekilde. Tek bir silecek. Gerçeğine neredeyse birebir her şey aynı. Kapılarını açalım. Kapıları da bu şekilde yukarı kalkıyor. Yarış koltuğu böyle seni tam sarıyor, sarmalıyor. İç kısmı da gayet detaylı. Sıradaki aracımız gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Favoriniz hangisi? Kingsmart alınır mı? Devamı gelsin mi? Bunlar önemli şeyler. Sıradaki aracımız Mustang. Shelby GT500. Efsanevi bir araba. Hemen orada bir kobra yılanı bizi selamlıyor. Far kısımları cam. Yine farklı jantlar ve gayet güzel yakışmış. Yanda GT500 yazısı. Orada yine bir yılan var. Genelde zaten beyaz üzerine mavi çizgiler veya mavi üzerine beyaz çizgiler Mustang'in belirgin özelliklerinden. Yanda yine şöyle bir mavi çizgi var. Arka kısmı harika. SVT yazıyor, Shelby. Stoplar çok güzel bir şekilde yapılmış. Logosuna kadar her şeyi tam. İki çıkış egzoz var. Sessiz sakin duruyor bu araba ama canavarın ta kendisi. İkiz aynaları yine yapılmış. İç kısmı bu şekilde. Çok beğendiğim modellerden birisi. Mercedes SLS AMG. Sevimli bir rengi var, böyle vişne çürüğü gibi. Tam kırmızı da değil, bordo da değil. Belirgin güzel bir ön panel yapmışlar. Mercedes logosu, plakalık olsun. İşte farlar gayet iyi. Mercedes jantları, bakın logosu da var şurada. Şu ana kadar dikkat ettiyseniz bütün araçların jantları farklı. 6.3 motor. Çok tehlikeli bir araç. Martı kanadı efsanesinin torunu bu işte. Stoplar gayet iyi. Hareketli bir spoiler var. Yükselip alçalıyor. Çift çıkış egzoz var. Kapılarını da açalım madem. Martı kanadı ismini de kapılarından alıyor. İçi gayet iyi yani. Bu arabaları ilk defa bu kadar yakından ve detaylı görüyorum bu arada. Sırada çok ilginç bir araba var. Lamborghini Miura. Türkiye'de hiç görmedim. Lamborghini'nin dedelerindendir kendisi. Böyle acıklı bakan farları var. Ama tehlikeli bir araçtır. Böyle durumda bakmayın. Bayağı güçlü bir araç. Ana rengi turuncudur. Yani bu arabayla özdeşleşen rengi turuncu. Ama sarı, yeşil, uçuk renkleri de var. Her renk yakışıyor bu araca. Yine logosunu yapmışlar. Farları gayet detaylı yapmışlar. Yani gerçeğiyle birebir. Yine burada ızgaralar var. Bu arabayla özdeşleşen güzel jantlara sahip. Yan kısmı metalik. Arkadan baktığınızda yine çok güzel detaylara sahip. Çift çıkış egzoz var. Parlak duruyorlar. Bakın kapılar çıtasız. Gerçeğine bayağı benzetmeye çalışmışlar. Yani yeni koltuklar koymamışlar. Sıradaki aracımız gelsin. O bir efsane. Yeni kasa R8. Güzel yapmışlar arabayı. Jantları zaten ayrı bir efsane. Far detayları oldukça güzel. Yanda V10 yazıyor. Çok büyük bir motoru var. Buraları karbon. Şuradan hava girişleri var. Motoru soğutması lazım abi. Motora baksana. Canavar gibi bir şey. Çift çıkış kocaman egzozları var. Stoplar gayet iyi. İnce kibar bir rüzgarlığa sahip. Kapısını açalım. Şuradaki cam detayına dikkat. Porsche Carrera GT. Mükemmel bir araç. Yani hepsi birbirinden harika. Mat mavi renkte. Porsche'un en güzel araçlarındandır bakın. Farları gayet güzel yapmışlar. Logosunu da çok detaylı bir şekilde yapmışlar. Yine farklı jant stilleri devam ediyor. Mat yapmaları ayrı bir güzel. Mat araçları severim. Arkada koskoca Carrera GT yazıyor. Plakalıkta da var. Çift çıkış egzoz var. Stopları gayet başarılı. Motorun üzerinde de şöyle bir kaplama var. O da gayet güzel duruyor. Oo, içine baksana. İçini kahverengi yapmışlar. Arabanın içine ilk defa bakıyorum. Yıllardır bende bu araba. Konsolda parlak kısımlar da var bakın. Kapının içi de mi kahverengiydi? Aynen. Kapının iç kısmı da kahverengi. Bir sonraki aracımız yine Porsche. 911 GT3 RS. Bu modelden bende iki tane var. Birisi turuncu, birisi yeşil. Yeşil ve turuncunun uyumuna bakar mısın?
ön kısmı harika duruyor. Arabanın modelini plakaya yazmışlar. Şurada yine bir turuncu detaylar var. Kaputta GT3 RS yazıyor. Aynalarda, jantlarda böyle bir turuncu kombini yapmışlar. İçinde de yine turuncu borular var. Damalı şerit çekmişler. Arkadan da bu şekilde duruyor, gayet iyi. Stoplar, çift çıkış egzoz ve kocaman bir spoiler var. Motor kısmı gözükmüyor. Motor bayağı içeride kalıyor çünkü. İçine de bakalım. İçi öyle aman aman detaylı değil ama yine gönülleri fethetti. Ve son arabamız geliyor. Efsaneyi sona sakladım. Alın size Ford GT. Yeni kasaları falan unutun. Ford GT'nin bence en efsanevi kasası. Türkiye'de dünya gözüyle bir kere gördüm. Onu da çocukken görmüştüm. Nereden geldi oraya, nasıl geldi bilmiyorum. Direkt kapı sisteminden başlayayım. Tavan böyle açılıyor. Abi çok iyi yani. Böyle bir kapı sistemi var mı ya? Hemen sözü tamamlayın. Alırsın Ford. Devamı sizde. Farlar güzel bir şekilde yapılmış. Ford GT'nin karakteristik kaputu. Böyle ilginç havalandırmalı bir kaputu var. Böyle girintili çıkıntılı. Jantlar bu şekilde. Yanında Ford GT yazısı var. Beyaz çizgiler buradan devam ediyor. Üstten boydan boya bir çizgi var. Bu arabanın genelde siyahı da var, sarısı da var, ne bileyim mavisi de var. Her rengi de yakışıyor ama ana rengi bence kırmızı üzerine beyaz çizgiler. Camın içinden motor gözüküyor. Arkadan bu şekilde stoplar ve çift çıkış egzoz. Gayet güzel bir araba. İç kısmı da bu şekilde. Diğerine geçebilirsin. Ama bu arabanın yeri yok şu an. Doldu lan burası. Üstüne koyamam, çizilir. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız şarkiler. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu serinin devamı gelecek. Ford GT'nin yeni kasası gelecek. Subaru Impreza Evo, Check Bırak ailesi devam edecek. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum bırakabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda Honda CV açacağız. Hayır. Tamam, öyle bir şey. Honda CV de çok soruyorlar. Ya ona ayrı bir bölüm yapacağım yani. Öyle bir şey olacak ki şaşıracaksınız. Kürdandan kolları var, tutamaz o, kırılırım. Kürdandan kolları var, düşerse o. Andrew made the beat hit, baby on his money shit, I'm not a button politics. Go get her, kinda love cheddar, also love fetter, but the bread a little better. I'm a flex off, Balenciaga tip top, watch you